kalbinde iman varsa
muameleler çıkar. Yoksa yok. Aslında insanın tabi takvası kalbinde de ben takva hafı ile takva budur. İnne ekremekum indallahi ekremekum. Allah katında en sahip bir müteşahit müşkülleriniz takvası en yüksek olanıdır. Ama ve lakin biz insanların kalbiliyatta içinde ne kadar takva var bunu bilemeyiz ki. Bilemeyiz kalbde ne kadar iman var, takva var. Biz o imanın ve takvanın semeresi, meyvesi, neticesi olan işlere bakarız. Ağzından çıkan sözler güzel, elinden çıkan sözler güzel, ayağından çıkan sözler güzel, gözüyle kudurayla güzel şeyler mi yapıyor? Azarlara Allah'a teslim olmuş olur. Yoksa karanlığa dönmüş olur. Biz bırakmıyoruz. Bırakmıyoruz Allah. Allah'a yaklaşmış olur. Biz alalım, düşüyoruz ama bir karar veririz. İşte fiziklerini Allah'a bakmış. Bazen de bizi kandırır. Adam çok takvalı bir adam olur. Fakat millet gene öyle bilmesin diye milletin içinde bazı gevezelik yapar. Böyle bunlar da var. Tam tersi bunlar da var. 5 kuruşluk ibadet yaptığı zaman 105 kuruşa insanlara satmaya çalışır. Kendini farklı gösterir. Müslüman iyi bir, Müslüman gibi gösterir. Nasıl? Adam konuşurdu. Fakat sokağa çıkarken kızlardan suyla ıslar, canı canıdır. Hiç oruç tuttuğunu belirtmez. Ama bir başkası, bir oruçluğunda hemen kızlardan çatlamışlar. İnsanlar bir ise bir bilmiyorsa bilmez. Ama bilsinler diye onlara dolaştırdığı lafı kendini o gün oruçlu olduğunu getirir. Adamlar varsa Bağda'da ibadet eder, kendine dikkat kılmaz. Ama adamlar birkaç saat ibadet edilmiş bir gece, insanların karşısında konuşuyla iki de bir kahvederiz. Ya 900 sene bu sana söylen adamlar
giden inanın da reddedileceğini bile bile. Bu nedir ya? Bu nasıl bir vazife? Bu aşk mıdır? Allah aşkı. Aynaya bakıp da boyumuzun ölçüsünü alalım. Ya biz bu adamların topuklarına değil ulaşamayız. Ve bunlar bize örnek. Birisi bizim yüzümüze acımıyla söylese bir daha yüzüne bakmayız, gitmeyiz, anlatmayız. Bakın ya, yansın cehennem. Başka bir meseleden bakın. Ya ey insan, sen de kadar kıymetlisin ya. Allah seni çamurdan yarattı, sonra ruhundan indirmiş, değer vermiş. Elden mi yarattın diyor, yani bu gözüne gözüne dikkat ettir, farklı yarattın diyor. En güzel kıvamda yarattın diyor, Hasan-ı Zahmi. Eşref-i Mahmud'un yarattı. Yerleri ve gökleri önce yarattı, sene sonra yerleri gökleri emrine vermiş ne insan. Sonra da meleklere demiş ki, Adem ve ruhlarını canlandırdığın zaman burada secde edin. Sana bir de meleklere selamlama, saygı secdesi zamanı. Ya seni Allah ne kadar çok seviyor be ey insan. Farkında mısın sen? Ve Hazreti Nuh gibi bir peygamberin 900 sene iteklemene rağmen ayakasın diye gene de senin ayağını gösteriyor Allah. Niçin? Senin bu kadar cehennemde yanmıyorsun. Sana İbrahim gibi, sana Musa gibi, İsa gibi, Süleyman Davut gibi, Muhammed Mustafa gibi, peygamber gönderiyor. Kur'an gibi kitap gönderiyor. Ve bunların hepsi bu kitapta yazıyor. Ya ve insan, sen Allah'ın katında ne kadar kıymetlisin bu? Acaba bu kıymetini sen biliyor musun? Allah'ın seni bu kadar çok sevdiğini biliyor musun? Bir peygamberine senin için ne acılar çektiğini, ne vazifeler verdiğini hiç düşünüyor musun? Bu nasıl bir şey ya? Ve bu peygamber 900 sene insanları davet etti. 900 sene birkaç tane evden başka kimse buna Müslüman olmadı. Hep hakaret ettiler. Sonunda bunaldı. Diyorlardı ki, Tanrı, lehinden tertehin. Sen buna bir nihayet vermezsen, bir son vermezsen, bu İslam davası, dine davet. Vazgeçer, istemiyoruz seni ya. Düşer mi ya? Buna bir son ver. Eğer vermezsen, ya yok, ne yok? Neden bu nedenle bir ömrüm yok? Taşlara gebertileceğiz seni. Ölenlerden olur. Taşlayarak kalbine bir hamsa saplasa da öptenemez, acı çekmez. Boynunu kılıç doğursa da acı çekmez. Ama taşlayarak ya, kafanın gözünü yara yara seni öldürürüz diyor. Tehdit ediyor. En sonunda Allah'ın kilitlerini. Kâle dedi ki Rabbi, değerlerim Rabbim. İnne kavmi cübelen var. Kavmi ben var. Yabancı değil. Beni biliyorlar. Ama ona rağmen kendiler doğru beni yalanlar. Devam ediyorlar. Peygamberini kabul etmiyorlar. Dilini kabul etmiyorlar. Olmadıklarını söylüyorlar. Sana da bana da değil mi? Kahtar beyni yoluyla bu. Fethan beni ve güzel bir şekilde aç. Sen de görüyor musun?
Yani bunların arasında kalacak hali yok mu? Hafta aç, bir hüküm ver, bir karar ver. Hafta belli, gövende, bedende, bunların arasında yatman, öyle bir hüküm ver, öyle bir aç ki, rahatla da benim, Muhammed Cimri'yi, ben kurtar, ben mahiye, yine mümini, müminlerden, benimle beraber olanları kurtar. Ben Feynav onu kurtardım ve Mahab Talib böyle dua etti ve ben Mahab mahiyetiyle beraber yani tatillerle beraber Türk'ü değil meşhur o doğru gemide ki gemiye Allah'a başka şükürlerle anlatmıştık biz her Mahab'tan birerlerine koyması her zattan da almasını Müslümanların bir gemiye girmesini evet düştü. O da gemi yapacak başlayınca deniz yok ortalıkta. Tam da geçiyor kardeşim. Peygamber'e gitti de umarım boşluk mu başladı diye. Tam da geçiyor kardeşim. Tüm ağrına bağlı. Sonra da bu gemi yapıldıktan sonra ben vaki Nuh ve beraber denizlerini kurtardık. Vakisini geride kalanlarında ahlakla denizler var. Yeniden bir yerine insan nesli yerdir. Sen bu sefer
hesap başlarsa neyse göre cehennemize giden ayakta durmamda mahkum edilir. Öyle dedi, hayır. Ben bugün Allah'a karşı kendimde dua edecek bir güç var. Hayal ediyorum, utanıyorum. Başımı kaldırıp sevmeye var. Çünkü ben peygamber olarak kaldım. Ben dua ettim. Dua ne oldu? Malların mülklere astırıyor. Kendilerini dinlemem. Mallarına bak dedi. Bunu dememem lazım. Vazifeye devam ettim. Ben utanırım. Ben mertem. Ben kendi derdimde. Siz bana da ilerliyorum. Bana bana da. Bana bana da. Havale ede ede. Nihayet peygamberimize geldim ben. O da başını koyuyor diye dua ediyor. Allah Celle Celaluhu Mehmet'e güzel anlattı dedi Peygamber Efendi. Nedir o diyeti? Bir avuç toprağın kundetliğidir. İnsan bir avuç yoklarda bir babanın bir damla bile değil, bir damla menin içinde milyarlarda tekrar doğumu var. Birisi ikisi çıkıyor. Pis bir sudan yaratılmış. Bunlar için mi? Bana millet ediyorsun. Sen iştaha bir yapın. Yoksa sana verilecek. Acaba şu ayak oradan mı? Bazı ayetlerimiz buranın içerisinde en güzel ayetse kitap. وَلَزَوْبَ يُعْدِكَ رَبُّكَ وَتَرْضَ Rabbim sana öyle verecek, öyle verecek ki وَتَرْضَ artık sen razı olasın. Diyorlar ki Peygamberimiz öyle merhamet dedi ki ümmetinden bir kişi cehennemde yanarken razı olmaz. Onu da kurtarmak için Allah'a yalvardı. Madem ki Allah razı edene kadar vereceğim Habibim dedi. Öyleyse işimiz kolay değil. Sevmiyorum. Allah bizi de bu sevmiş. Sevmiş olan sevimlerine sevince maruz kalanların içinde eylesin. Peygamberimizin en büyük şefaat işi orada tecelli edilir. Gavura da şefaat etmiş olacak. Fakat hesap başlama ile daha tecelli. Ben diyorum niye kalmadan beddua ettim. Ama ya ya nasip etmez mi bir insan? Demin söyledim ya 950 sene Kur'an ötesi ayet var. 50 yaşında peygamber olduysa 900 sene insanlara davet ediyor. Ve 900 sene insanlar onu sövüyor. Hakaret ediyor. Meziyet ediyor. O biliyor. Ne dünyada faydası var, ne ahirette faydası var. Bomboş bir iş. Bir adam Allah'ın sevmemenin akabeti boş işlerle uğraşmaz. Evliya böyle diyor. Bir adamın Allah'ın sevmemenin akabeti boş işlerle vakit geçirmez. Müslümanın boşa geçecek vakti mi var? Kimini öğrenecek? Kimini yaşayacak? Dinini anlatacak, okuyacak kaç bin kitap var, kılınacak namaz var, tutulacak oruç var, çocuğun ihtiyaçları var, kazanılacak, artanından zekat verilecek, Allah yolunda cihada yazılacak, hacca gidilecek, hasta ziyaret edilecek, akraba ziyaret edilecek, Allah adına zik edilecek. Gece hatırladık seher vakitlerinde Allah'a ibadet edin.
Daha da boş vakit kalırsa, ahirette sevap kazanmak için muhtaç olan bir insanlara yardıma gitmedi. Hiçbir yardımcı bir şey yoksa insanlara yapsın. Vakıflarda, derneklerde hizmet edecek. Vaktini değerlendirir. Müslümanın boşuna dönemde vakti olmaz. Vakit gerçekten vakittir. Bu adam ne yapıyor? Vakit geçirecek şey yapıyor. Ve sonra da sıkıntıdan patlıyor böyle. Geçmiyor vakit diyor. En son kitabı okuyarak kaç yıl oldu? Bu sene kaç kitap oldu? Bir resim olmuşsun, açıklıyorsun, gibi de değil. Resim olmuşsun.
bize bir işe yarar. Ne istesem, ne dön, aramak olduğum var, şap karşısına gelir. Halinden, bilgisayarımıza şap verdiğini, hafızada yüklediğiniz. Kur'an ezberden, bu hali gibi bir hadis kitabını ezberden, mezhebinde bir hukuki kitabını ezberden, bir adı kitabını ezberden, rahmetli dönemden dönmüştük, ilk defa farklı kuracağız, zeyn dilimine kurtarmıştık. Zaman keserine giden zeyn dilimine gider. Halimine gider. Biz gerçek bir halim. Araya, araya, araya birkaç tane görelim. Berkli Mustafa ne demiş? Sana dünyadan sorumlu demek senden sebep olarak. Dünyada ne örnek değil de Berkli Mustafa cenaze namazını kıldırdı. Koca olmuş dersin, ondan gerisini anlardın. Neyse, ne zaman oldu? Biz kısa o zaman namazı gidersen kaldığımız yerden devam.